Türkiye'de 17-25 Aralık kumpası çöktü. 4 yıl sonra aynı kumpas Amerika Birleşik Devletleri'nde tezgahlandı. Ve o dönemin FETÖ kalemşörleri şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davadan kara propaganda yapıyor. İşte o FETÖ'cü teröristlerin gerçek yüzünü geç de olsa Almanya'nın önemli yayın organlarından Der Spiegel dergisi de gördü. Gazeteci Maximilian Pop dergideki haberinde FETÖ'nün kalemşörleri için sert ifadeler içeren bir yazı kaleme aldı. Onlar için Türk basınının mezar kazıcıları başlığını kullandı. Derginin haberinde Batı'da genel olarak Fethullah Gülen tarikatının ve sözde liberal Türk gazetecilerin ülkedeki gelişmelerdeki sorumluluğu görmezden geliniyor denildi. Ardından FETÖ'nün tetikçileri Ekrem Dumanlı ve Yavuz Baydar aracılığıyla gazetecilere attıkları iftiralar hatırlatıldı ve tetikçilik yaptıklarına dikkat çekildi. O yazıda Ergenekon, Balyoz ve benzeri pek çok medya yapılanmasının rolü de anlatıldı.